Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Maalesef bugün yine bir kadın cinayeti haberiyle başlıyoruz bültenimize. Aksaray'da bir vatandaş dini nikahlı eşini bir şarjör mermiyle vurarak öldürdü. Aksaray'da ikinci eşi olan ve dini nikahlı olarak yaşadığı kadınla üvey çocuğu nedeniyle tartışan bir kişi tabancayla birlikte yaşadığı kadının kafasına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü. Olay Hassas Mahallesi 6645. Sokak Tan Apartmanı 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Koyak dini nikahlı olarak yaşadığı Rabia Ergin ile üvey çocuğu nedeniyle tartışmaya başladı. Kadının ilk evliliğinden olan ve Koyak'ın üvey çocuğu olan çocuk nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Koyak ruhsatsız olarak taşıdığı tabancayla kadının kafasına bir şarjör mermi sıktı. Kadın olan yerinde hayatını kaybederken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayetle ilgili araştırma ve soruşturma başlatırken Ahmet Koyak olayın ardından 112 acil çağrı merkezini arayarak dini nikahlı karısını öldürdüğünü itiraf etti. Bu ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı bulunduğu yerden olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte alarak gözaltına aldı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Koyak daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Koyak'ın öldürüldüğü kadından iki çocuğu olduğu, kadının da ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu ve bu çocuk nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan Koyak'ın ilk ve resmi nikahlı eşi olduğu öğrenilen evliliğinden de iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayın ardından acı haberi alan Rabia Ergin'in yakınları olay yerine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Sebiha Ergin ve baba Mehmet Ergin yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken yerlerde sürünerek öldürülen kızları için gözyaşı döktüler. Sinir krizi geçiren baba Ergin güçlükle ambulansa bindirilirken bir süre sonra ambulansın arka kapısından kendini dışarıya attı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken Rabia Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yaşananları anlatan Hassas Mahallesi Muhtarı Ali Tan, karısını vurmuş, ikinci karısını, bu ikinci evliliği, öbür karısı da var, bu ikinci evliliği, imam nikahlı, silahla vurmuş, dedi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Karısını vurmuş ikinci karısı. Niye vurmuş? Bilmiyorum ki. Karısını vurmuş ikinci karısı, bu ikinci evliliği. Öbür karısı da var, bu ikinci evliliği. İmam nikahlı. İmam nikahlı vurmuş. Silah damar çevirmiş. Vurmuş. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da LGS heyecanı vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapıldı. Aksaray'da da COVID-19 tedbirleri kapsamında 137 okulda sınavda ter dökecek 9081 öğrenci sosyal mesafe kuralına göre okul binalarına girdi. Veliler çocuklarının sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti. Evet sevgili izleyiciler, tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Aksaray'da da lise geçiş sınavı LGS ve bütün okullar şu anda Kılıçarslan Ortaokulu'nda olduğu durumda. İçeride öğrenciler ter döküyor ama dışarıdaki veliler daha heyecanlı gibi duruyor. Biz birazdan velilerimizle de konuyu konuşmaya çalışacağız. Ben Ahmet Aksamaz, Aksar Koyun'dan geliyorum. Oğlumu getirdim sınava. Öğretmen lisesine. Bende var. Peki çocuk heyecanla girdi mi sınava?
Haliyle vardı, onunla da vardı. İsmim Zekeriya Duru. Oğullarımı getirdim, ikizler. Yani başarırlarsa Fen Lisesi'ni düşünüyorum. Ya da iyi bir Anadolu Lisesi'ni, öbür liseleri. Heyecan da var. Suat Koyuncu, oğlumu getirdim. Fen Lisesi'ni istiyoruz. Heyecan var mıydı peki abi? Çocukta yok ama bende var. İsmim Serkan Kaya. Serkan Bey, kimi getirdiniz sınavı? Kızım var son sınıfta. İşte bugün sınav var. Bir yıl boyunca emekleri boşa gitmesin diye yanlarında her zaman olduk. İnşallah bütün öğrencilerimiz başarılı olur. Emekleri boşa gitmez. Tabii 1 milyon 600 bin kişi sınava giriyor. Bu sınavda bir büyük pasta. Bu pastadan herkes küçük bir pay sahibi olacak. Daha çok çalışan, daha çok emek veren inşallah kazanacak. Kimsenin emeğe boşa gitmesin ama tabii bu herkes girse ama işte bazı sınırlama olduğu için başarılılar girecek. Tabii bunda ne kadar başarılı olursan ol bir şıkkı kaydırdığın zaman bütün hayatın mahvolabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Allah bütün çocuklarımızın, Türkiye'deki bütün çocuklarımızın emeğini boşa çıkarmasın. Öyle diyelim. Hakan Palancıoğlu. Kılıç Aslan Okulu'nda veliyim. Evet, kimi getirdiniz? Kızımı getirdim. Sınav heyecanı var mı? Sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi sınav heyecanı var tabii ki. Çocuklarda da var, belli olarak bizde de var. Ama haklarında hayırlısı olsun diyelim ya. Çalıştılar, çabaladılar. Emeklerinin karşılığını alırlar inşallah. Sizi tanıyabilir miyim? Hatice Palancıoğlu. Kızımı getirdim. Sınav, bayağı bir emek harcadılar, zaman harcadılar. Allah herkesin emeğinin karşılığını nasip etsin inşallah diyoruz. Bu kadar. Hocam, hem öğretmen olarak hem veli olarak bugün sınavda siz de yerinizi aldınız. Evet. Kimi getirdiniz? Sınavın heyecanı var mı? Şimdi bildiğiniz gibi Kılıç Aslan Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim ben. Benim kızım da sınava giriyor. Kızımı sınava getirdim. Bu arada tabii sınava giren bütün öğrencilerimize, kendi çocuklarımıza başarılar diliyorum. Haklarında inşallah hayırlısı olsun. Bildiğiniz gibi zor bir süreç geçti. Bu süreçte evde çocuklar elinden geldiği kadar hazırladılar. Canlı derslerle, Zoom programlarıyla ellerinden geldiği kadar hazırlandılar. Haklarında hayırlısı olsun. Sonuçta bir sınav, dünyanın sonu değil. İnşallah iyi yerlere gelirler, başarılı olurlar. Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Rusya'nın koronavirüs tedavisi ve antibiyotik için kullanacağı sarımsaklar Aksaray'dan ithal ediliyor. Türkiye'nin tek organik sertifikalı sarımsak üretim yeri olan Aksaray'da üretilen ve yüksek aroma ile yüksek besin minerallerine sahip sarımsaklar, koronavirüse karşı tedavi ve antibiyotik ilaçlarda kullanılmak üzere Rusya'ya gönderiliyor. Koronavirüse karşı koruyucu tedavi ve önlem amaçlı kullanmak, ilaç fabrikalarında ise antibiyotik ilaçlarında kullanmak üzere sarımsak arayışına giren Rusya, sarımsak ihtiyacını Türkiye'nin tek organik sertifikalı üretim yeri olan Aksaray'dan ithal ediyor. Türkiye'de birçok ilde sarımsak üzerinde laboratuvar ve analiz çalışması yapan Rusya, 2017 yılında Türkiye'nin birçok ilinden aldığı sarımsak numunelerini laboratuvarda inceleyerek analizler yaptı. Yapılan analizlerde Aksaray'ın merkeze bağlı Acıpınar köyünde Aydın Öngün tarafından üretilen sarımsak numunesinin değerlerinin, aromasının ve besin değerinin çok yüksek çıkması üzerine 3 yıldır ülkenin sarımsak ihtiyacını Aksaray karşılıyor. Koronavirüs salgınının ardından araştırmalarını ve incelemelerini yenileyen Rusya, yine besin ve aroma değeri en yüksek çıkan Acıpınar sarımsağını almakta karar kılarken, bu kez sarımsağı sadece antibiyotik ilaçlarda kullanmak için değil, koronavirüse karşı tedavi ve önlem amaçlı kullanmak için de ithal ediyor. Bu yıl yaklaşık 150 ton sarımsağın ihraç edileceği Rusya'nın dışında Dublin, İran, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan'a da ihraç edilecek. Ülkemiz son zamanlarda zor şartlardan geçiyor. Bir takım çalışmalara göre sarımsağın koronaya karşı vücuda bağışıklık kazanıldığı söyleniyor. Bunu tabii Almanya'da birkaç doçent ve profesör doktorun yazdığı makaleler de var. Sarımsağın normalde endüstriyel olarak birçok kullanıldığı bölümler var.
Özellikle gaz, yani petrol gaz kokmaması için kullanılıyor Rusya'da. Bunda da bize talepler vardı. Ama fiyatları düşük olduğu için ve bizim ürünlerimizin değerleri yüksek olduğu için antibiyotik firmasına öncelik verdik. Antibiyotik firmasında bunu özellikle antibiyotiği kullanılıyor. İlaçlarda kullanılıyor aynen. Çünkü vücut bağışıklık kazandığı için, yani virüse karşı savaştığı için ve biliyorsunuz sarımsağı Hollanda'da küçük dişlerini soyup günlük yutuluyor ya da her 3 güne bir yutuluyor. Koku kesinlikle yapmıyor. Ama içindeki dediğim gibi besin değerleriyle alakalı. Bunlar Rusya'ya gittiği zaman laboratuvara giriyor ve inceleniyor. Özellikle Tarım Bakanlığı bunu inceliyor. İçindeki bize değerlerinden bahsettiler ve bize verdiği laboratuvar sonuçları vardı. Ben orada gördüm antibiyotik firmasında ne kadar sarımsağın önemli olduğunu. Ben ondan sonra inanıyorum ki yani insanların ilaç yerine sarımsağı tüketmeleri bence daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ürünler, Aksaray ürünleri ve bu cins sarımsaklar genelde çok rağbet gördüğü için yurt dışında, özellikle keskin aromasıyla ve içindeki besiniyle çok rağbet görüyor ve biz de bu rağbete göre bunun devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun için de Ar-Ge çalışmalarımız hala devam ediyor. 3 yıl öncesinde aslında bizim ihracatımız başladı. Türkiye'nin belirli yerlerinden belirli sarımsak numuneleri alındı. Ve bizim Aksaray'ın numunesi, yani sarımsağının değerleri volkanik bölge olduğu için çok yüksek çıktı. Bunun için de Rusya'da bir antibiyotik firmasıyla 2017 yılında anlaşıldı. Ve ilk olarak Türkiye'den 2017 yılına Türkiye'den Rusya'ya ilk sarımsak ihracatını gerçekleştirdik. Rusya bu sarımsakları antibiyotik firmasında kullanıyor. Bu yılki normalde Aydın Öngün ve bizim yani toplam hedefimiz, Aydın Öngün'ün hedefi ortalama 150 tonla 200 ton arası. Şu an kontratlar 200 ton üzerinde ama koronavirüsten dolayı maalesef kota var. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Onun dışında Dublin, İrlanda'da bir büyük bir teklifimiz var. Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan'da ama öncelik olarak Rusya. Çünkü antibiyotik firması bizim için önemli bir firma. Üretilen sarımsaklarımız organik, tam organik sertifikalı. Türkiye'de sarımsak organik olarak, tam organik olarak Aksaray'da üretimi yapılıyor. Sadece Aksaray üretimi var ve bu sarımsağı üreten çiftçimiz de Aydın Öngün'dür. Kendisi ortalama yılda 150 ve 200 ton arası bir organik sarımsak üretimi yapıyor. Ve kendisi bu yaptığı üretimi Rusya'ya, başta Rusya olmak üzere Dublin, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan olmak üzere bu yılki siparişleri bu ülkelere gönderiyor. Ülkemize yaptığımız ihracatlardan bir katkı sağlamışsak ne mutlu bize. İhracata daha çok önem verip Türkiye'ye döviz getirisini daha yüksek rakamlara çıkartmayı hedefliyoruz. Ama inşallah bu yılki ihracatlarımızdan sonra, koronadan sonra inşallah daha da yüksek bir ihracata ulaşacağımızı düşünüyoruz. Özellikle toprağımızın alüvyal yapıda olması, zengin içeriği ekilen bitkilerde etkisini gösteriyor. Çiftçilerimiz de Aksaray hayvancılık bölgesi olduğu için topraklarımızın organik maddesi, yani hayvan gübresi oranı çok yüksek. Bu hayvan gübresinin kullanılması nedeniyle de bu direkt besinlere, yani ekilmiş olan ürünlere yansıyor kalitesi. Aksaray'da yetişen sarımsaklarımızın kalitesi, topraklarımızın yapısı, zenginliği itibariyle dünyada bir numara diyebiliriz yani. Şu anda da sarımsakta Türkiye üçüncüsüyüz ve Türkiye'de tüm marketlerde sucukçuların birçoğu Aksaray sarımsağını kullanıyor. 15 bin dekar alanda yaklaşık 20 bin tona yakın sarımsak üretiyoruz. Bu da Aksaray için, ülkemiz için çok iyi bir rakam. Şu anda da Türkiye üçüncüsüyüz. Ürettiğimiz sarımsak da tamamen katkısız ve organik sarımsak. Organik sertifikası olan bir sarımsak. Türkiye'de organik sertifikalı olan yer tek Aksaray.
İşte Aksaray'ın sarımsak üretimi Türkiye'de şu anda 3. sırada. 15 bin ton alanda yaklaşık 20 bin ton sarımsak üretimi yapıyoruz. İnşallah bu pandemi sürecinde tarımsal üretimimiz devam etti. Sarımsak hasatlarımız sorunsuz şekilde devam ediyor. Rekolte'de geçen seneye göre %30 artış var. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Tarım şehri Aksaray'ımızda bugün de sarımsak hasatında çiftçilerimizle beraberiz. Aksaray'ımız sarımsak üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer alıyor rekolte açısından. Bu yılda öngörümüz inşallah 15 bin dekar alan üzerinde 20 bin tona yakın sarımsak rekoltesini, üretimini hedefliyoruz. İnşallah bereketli olması dileğiyle çiftçilerimizin emeklerine sağlık, ülkemizin sarımsak ihtiyacını karşılamanın da mutluluğu içerisindeyiz. Sarımsak ekiyoruz, üretiyoruz. Yurt dışına ihracatını yapıyoruz bunu. Organik sarımsak olarak üretip yapıyoruz yurt dışına. Aksaray'da dün akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağmur yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede etkisini artırarak devam ederken vatandaşlar şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Aksaray'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ve bazı ilçelerde, belde ve köylerde de etkili olan şiddetli sağanak yağmur yağışı bazı köylerde de dolu ile görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Aralıklarla devam eden yağmur yağışının gecede aralıklarla devam edeceği bildirildi. Aksaray'daki fabrika yangını tam 26 saattir söndürülemiyor. Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında çıkan yangını 26 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda dün saat 16.30 sıralarında çıktı.
Edinilen bilgiye göre Hacı Ali Uğurlu'ya ait yonca deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yonca deposunu sararken hemen yanında bulunan yem fabrikasına da sıçradı. Fabrika ve depo dünden beri alev alev yanmaya devam ederken itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 26 saattir süren söndürme çalışmaları ise halen devam ediyor. Yem fabrikası ve özellikle yonca deposu halen alevlere teslim. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 26 saattir olay yerinde yangınla mücadele ediyor. Kendim burada değildim ben. Çalışan elemanlar, arkadaşlar telefon açtı. Merkezdeydim. Dönüşümde geldim. Zaten alev sarmış her tarafı. Elektrikle alakalı bir şey olduğunu söyledim. Kamera kayıtları mevcut zaten. Onun üstüne hiçbir şey yapamadım. Allah razı olsun. Öncelikle Aksaray Belediye'mizden, civar belediyelerimizden, ilçelerimizden, gereken itfaiye desteği, donanımlı bir şekilde, köprük olsun, diğerler olsun, sabaha kadar arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Hakkını helal etsin. Aksaray'ımızda önemli tarım işletmelerinden yonca üretim faaliyetlerinde bulunan bir işletmemiz bugün dün akşam itibariyle elektrik kontağından kaynaklı olduğu söylenen bir yangınla baş başa kaldı. Biz Aksaray Belediyesi olarak bu olumsuz durumu bertaraf etmek adına, yangını söndürmek adına var gücümüzle dün geceden beridir çalışıyoruz. Tabii ki böylesine büyük işletmelerin bu denli, böyle bir şeye maruz kalması bizi derinden üzdü. İçerisinde birçok malı vardı çiftçimizin. İnşallah biz belediye olarak bu yaranın sarılması için elimizden gelen gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Aksaray'ın yeni valisi Hamza Aydoğdu ayağının tozuyla ziyaretlerine başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken valiler kararnamesiyle Aksaray'a vali olarak atanan Hamza Aydoğdu dün Aksaray'a gelerek görevine başladı. Vali Aydoğdu esnaf ziyaretinin ardından 2 Mayıs 2020 tarihinde şehit olan Eyüp Fidan'ın annesi Elmas, kardeşi Ali Fidan ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sürekli bir işte çalışamayan Şeyhmus Şimşek ve ailesine ziyarette bulunarak aile üyeleriyle bir süre sohbet etti. Vali Aydoğdu'nun son durağı ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan valimiz Sayın Hamza Aydoğdu, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonu ve ülke gündemini değerlendirdi. Malumunuz olduğu üzere Milli Savunma Bakanlığımızın gece saatlerinde 4 gün önce yayınladığı bir Twitter bildirimiyle Pençe Kartal harekatımız başladı. Özellikle İran kuzeyinde içlerine kadar ilerleyen bir hava harekatı başlattık. Bu hava harekatında Sincar, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgeleri hem akıllı mühimmatlarla hem de yerli ve milli silahlarımızla yerle bir edildi. Birçok zayiat verdiğini terör örgütünün biliyoruz. Hemen minvalinde 2 gün sonra bizim bu sefer de Pençe Kaplan harekatımız başladı yine gece saatlerinde. Komandolarımız Haftanin bölgesine girdiler. Kara harekatının bu denli içerilere girmesi ülke gündeminde de vatandaşlarımızda büyük bir memnuniyet yarattı. Çünkü malumunuz son dönemlerde PKK terör örgütünün
bizim sivil işçilerimize ve sivil vatandaşlarımıza karşı bombalı eylem planları oldukça gündemdeydi. Birçok vatandaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun inşallah. Bu minvalde Milli Savunma Bakanlığımızın bu harekatı hem vatandaşlarımızda hem de biz siyasilerde büyük bir teveccüh uyandırmıştır, büyük bir mutluluk uyandırmıştır. Allah izin verirse bu süreçten sonra da terör örgütünün başını ezmeye devam edeceğiz. Hem hükümetimiz hem de devletimiz bu anlamda kararlıdır. Aynı minval ölçüsünde dünya gündeminde de, uluslararası gündemde de yer alan bir Libya meselesi vardı. Haliyle Libya'da terörist olarak nitelendirdiğimiz darbeci generalin ülkeyi terk etmesi bize büyük bir mutluluk verdi. Buradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki varlığı birçok ülkeyi rahatsız etse de, Fransa, Yunanistan gibi birçok ülkeyi rahatsız etse de, kararlı bir biçimde hem dışişlerimiz hem de hükümetimizin bu dik duruşu sayesinde Libya'da da mevcut demokratik hükümetin göreve devam etmesi büyük bir mutluluk verdi. Libya petrollerine gözünü diken emperyalist ülkelere karşı da açık ve net bir mesaj vermiş bulunmaktayız. Bu Libya örneğinden Libya'daki yaşanan olaylar bizim Suriye olaylarımızı da etkilemiş durumda. Hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri burada masada kabul ettikleri tek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Aynı ölçütler içinde Kuzey Kıbrıs meselesi de gündeme gelmişti. Bizim Doğu Akdeniz'de başarılı olmamızı, Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmamızı istemiyorlardı. Ama hem Libya ile yaptığımız deniz mutabakatı hem de Suriye'deki etkin rolümüz bunu biraz daha pekiştirmiş durumda. Hükümetimizin bu konudaki zaten bilgilendirmeler ortada. Dış gündem raporları da sürekli olarak biz de vatandaşlarımızla sosyal medya aracından paylaşmaktayız. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık ve aynı ölçüyle devam edecektir. Tabii uluslararası gündemi takip ederken yerel gündemi de takip etmek durumundayız. Son yayınlanan valiler kararnamesiyle beraber ilimiz valisi Ali Mantı Bey merkez mülkiye baş müfettişi olmuştur. Kendisini tebrik ediyoruz. Aksaray'a yaptığı hizmetler için Allah razı olsun. Tabii Aksaray'a da Milli Eğitim Bakanlığımızın çok değerli genel müdürü Sayın Aydoğdu teşrif ettiler. Bugün göreve başladılar. Rabbim utandırmasın inşallah. Bundan sonraki süreçte de hem belediyemizde hem de sivil toplum kuruluşu örgütlerimizde siyasi partilerle etkin bir çalışma izleyeceğini düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Aksaray Belediyesi son pandemi sürecinde malumunuz çok fazla efor sarf etmişti. Hem vefa gruplarıyla hem de çalışmalarla beraber. Son günlerde vatandaşlarımız da çok iyi görmektedir ki şehir biraz şantiye havasına bürünmüş durumda. Bizim 30 metrelik yolumuzda, 40 metrelik yolumuzda hem kavşak çalışmaları hem yol yapım çalışmaları devam etmekte. Tabii burada en önemli kritik noktalardan birisi de bizim şu anki çalışmalarımızın devam ettiği ve son noktaya geldiği Eski Sanayi Caddesi. İşte Kurşunlu Cami'den Efor Kavşağı'na kadar, Nur Alışveriş Merkezi Kavşağı'na kadar devam eden caddemizde. Burada vatandaşlarımız sürenin biraz uzadığını söyleyebiliyorlar. Ama şöyle de bir sebep var. Hem pandemi de bizim kronik rahatsızlığı olan işçilerimizin yoğunluğu bizi biraz engelledi bu durumda. Bir de şöyle bir şey var. Belediye Başkanımız Evren Dinçer sağ olsunlar. Buradaki kaldırım çalışmalarıyla, yol çalışmalarıyla bizzat kendisi ilgilendiler. İzmir'den gerçekten hani 40 yıl garantili şekilde taşları emek emek tek tek inceleyerek buradaki nakşetmeyi düşündüler. Buradaki esnaflarımız ve vatandaşlarımız emin olsun ki projenin son görsel halini ben gördüğüm için söyleyebilirim. Muhteşem bir cadde daha Aksaray'a kazandırmış olduk. Hem ışıklandırmasıyla hem de kaldırımlarının genişliğiyle hem vatandaşlarımızın hem esnaflarımızın çok güzel yararlanabileceği bir merkez nokta olmuş durumda. İnşallah 2-3 gün süre içerisinde bu yağmurlu havalarda biraz fırsat verirse caddemizi açıp tekrar trafiğe kavuşturacağız. Şu an için gündemdeki maddelerin değerlendirmesi böyle. Partimizde de kongre dönemlerimiz yaklaşıyor. Genel merkezimizin pandemi süreciyle alakalı kongre takvimleri yakında açıklanmak üzere biz de sosyal medyadan partilerimizle, teşkilatlarımızla bunun paylaşımını yapacağız. Kongre dönemlerini çok uzun tutmadan kısa bir sürede yapılacağını Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilat başkanlarımız bildirdiler. Kongre döneminde de inşallah partimizde yeni kardeşlerimizle, yeni arkadaşlarımızla tekrardan yollara düşerek çalışmalara devam edeceğiz. Malumuz bu süreçte vatandaşlarımızın görmesi gereken bir şey daha var. Biz burada bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Hem il başkanımız, hem ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız ve biz genç kolları başkanı olarak sürekli halkımızın içindeyiz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, kendileriyle görüşüyoruz. Belediye başkanımız hakeza öyle. Bugün kendisi, ben de biraz şaşırdım, sarımsak toplamaya gitmiş. Türkiye'de 3. sıradaki Aksaray'da sarımsak toplamaya gitmiş, biçer dövere gitmiş.
biçer döver kullanmış. Bunların tamamı şunu gösteriyor ki bu partinin yetiştirmiş olduğu hem belediyecisi, hem hükümet yetkilisi, hem de parti yetkilisi bu halkın içinden insanlarız. Haliyle biz birbirimizi daha çok konuşarak, birbirimizi daha çok dinleyerek daha güzel günlerde Aksaray'la hemşehrilerimizle vakit geçirmeye devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Aksaray'da yoldaki mazottan kayan ve şarampole devrilen tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza Aksaray-Nevşehir Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Nevşehir istikametinde seyreden Mehmet Şirin Çelik idaresindeki 33 EFJ 49 plakalı yalıtım malzemesi yüklü tır iddiaya göre yoldaki mazottan dolayı kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik tedbirleri aldı. Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Mehmet Şirin Çelik, "Şu virajda mazot vardı. Kaydı araba, öbür tarafa gitti. Kurtarmaya çalıştım, bu tarafa devrildi." dedi. Yani dediği gibi aynı burada araba ki bu şu virajda kaydı. Mazot vardı. Mazot vardı ya. Kaydı araba öbür tarafa gitti. Kurtarmaya çalıştım bu tarafa devrildi araba. Aksaray'da bir kadın sürücü park halindeki başka bir otomobile çarparak aracın aynasını kırdı. Aracın sahibine ulaşamayan kadın, çarptığı aracın camına "aracınıza çarpan benim" notunu yazarak bir de telefon numarasını bıraktı. Aksaray'da park halindeki bir otomobile çarparak aynasını kıran kadın sürücü, sahibine ulaşamadığı otomobilin camına "aracınıza çarpan benim, tüm masrafınızı karşılayayım" notuyla birlikte telefon numarasını bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise not kağıdı yağmurda ıslanmasın diye şeffaf bir poşete koyarak cam ve silecek arasına sıkıştırdı. Olay Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halindeyken park halindeki otomobile çarparak aynasını kıran kadın sürücü, kazada ondan sonra aracını yolun kenarına park ederek çarptığı otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sahibini bulamayan kadın sürücü durumu polise bildirerek polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekiplerine otomobile çarptığını ve masraflarını karşılamak için otomobil sahibine ulaşmak istediğini belirten kadın sürücü, polis ekipleriyle birlikte otomobilin sahibini aradı. Polis ekipleri de otomobilin sahibine ulaşamayınca kadın sürücü bir kağıda "aracınıza çarpan benim, tüm masrafınızı karşılayayım" notuyla birlikte telefon numarasını yazarak olay yerinden ayrıldı. Öte yandan polis ekipleri havanın az da olsa yağışlı olması nedeniyle kadın sürücünün otomobilin camına bıraktığı notu alarak ıslanmasın diye şeffaf bir poşete koyup tekrar otomobilin camı ve silecek arasına sıkıştırdı. Bugün yapılan liselere geçiş sınavı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Aksaray'da çoğunlukla uyulduğu gözlemlendi. Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 9 ile 15 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Aksaray'da istisnai durumlar hariç halkın sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi, sokaklar boş kaldı. Bazı vatandaşlarsa kısıtlamadan haberleri olmadığını belirterek polisin uyarıları üzerine evlerine döndü. Sokağa çıkmıyorsanız biz de diyorum ki niye adam yok? Niye ki diyorum adam yok diye. 9'da bir çağrısı öğrencilerin sınavı var. Biz zaten çıkmıyorduk da dedik erkenden gidelim, kimse yokken dedik sokak dolu olmadan gidelim gelelim diye düşündük. Burada nasıl alacağız ekmeği yani? İşte 9'a kadar açıktık, sabah ekmeği alacaktık. Ya çalışıyoruz, hafta içi geç kalkmışız. Ne iş yapıyorsun? Ben avukatım, sosyal güvenlik kurulunda. Avukat. Alıp hemen döneceğim yani. 9 ile 3 arası yasak var. Öfek değil.
Sırada hava durumu. Bültenimizi kapatmadan önce kısa bir reklam arası veriyoruz. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse, farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068 no'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi sunduk. Tekrar güzel haberlerle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.